Ek talebimizi dosyanıza koyduk hakim hanım. Velayetin müvekkilimde kalmasını ve davacının vermiş olduğu nafakanın 3 katı nispetinde arttırılmasını talep ediyoruz. Talebinizi değiştiriyor musunuz? Çünkü daha önceki talebiniz velayetin müvekkilinizde kalmasıydı. Evet ama ek talepte bulunuyoruz. Bulunamazsınız. Bunun için ayrı bir dava açmanız lazım. Nafakanın arttırılması davası. Bunu biliyor olmanız lazım. Değil mi avukat hanım? Evet. Velayet meselesine geri dönüyoruz. Gereği düşünüldü. Ayağa kalkın. Emre Çekiçoğlu'nun annesi Burcu Karaman'da olan velayetinin devamına, Emre Çekiçoğlu'nun velayetinin babası Vedat Çekiçoğlu'na verilip verilmeyeceği hususunda sosyal hizmetlere yazı yazılmasına, sosyal hizmetler görevlisinin vereceği rapora göre karar verilmesine. Ah Nazancığım, sen geldin mi? Evet. İki çift laf ederiz diye geldim ama duruşmadaymışsın. E hadi kahve söyle de içelim. Olur, içeriz. Olaylı bir duruşmaydı ha? Yok, aslında sakin bir duruşmaydı. Niye böylesin o zaman? Bu hangi dava biliyor musun? Hani bir Emre vardı ya, küçük Emre, velayet davasına baktığım. Önce babaannesine vermiştim de sonra annesine götürdüm. Evet, hatta çocuğu kurtarmıştın sen. Evet canım, onun annesi Burcu Hanım işte. Şeylerin komşusu. Kimi? İşte var ya hani şey. Ay, Yeşim'in karşı komşusu. Evet, evet. Ne olmuş komşusuysa? Ya Tarıklarla olan bu anlaşmazlığımın davaya zarar vereceğini düşünüyor galiba. Aa, ne oldu? Kadın bir şey mi söyledi yoksa? Yok yok, kadın bir şey söylemedi ama yani kadının ya suratından anlıyorsun. Allah Allah. Evet. Acaba diyorum, ben bu davayı bıraksam mı? Çekilsem mi? Ne diyorsun? Peki sen bu davayla ilgili doğru karar verdiğine emin misin? Tabii canım. Başka türlüsü mümkün mü Nazan? O zaman çekilmeyeceksin bu davadan. Doğru ne biliyorsan onu yapacaksın. Ayrıca kadın ne derse desin yani. Hadi hadi, kahve söyle de içelim biz. Nazan, ben Ozan'a gideceğim ya, yeni işi için. Hayırlı olsun diye. O zaman birlikte gideceğiz. Ben de hayırlı uğurlu olsun dilemek istiyorum çünkü. Ha, kalk kalk tabii ya, hadi kalk. Çantamı alıp hemen tamam, geliyorum. Ay kusura bakma, ben niye sana haber vermedim zaten? Neden erteledi ki mahkemeyi? Hanımefendi sosyal hizmetlere soracakmış. Bahane. Sırf gıcıklığına yapıyor. Gıcıklığına mı? Senin arkadaşız ya, bana gıcık oluyor. Sırf beni huzursuz etmek için uzattıkça uzattı davayı. Doğru söylüyorsun, yapar vallahi. Şimdi sen ne yapacaksın, sürekli böyle mahkemeye mi gidip geleceksin? Yok, avukatla konuştuk, redda hakim isteyeceğiz. Bu hakim tarafsızlığını kaybetmiştir, yeni hakim verin diyeceğiz. Oh, çok iyi yaparsınız. Güzide Hanım'ın keyfini bekleyecek haliniz yok herhalde. Aynen canım. Ellerine sağlık, ben artık kalkayım. Bir tane daha. Ay yok. Çok yorgunum Yeşim, ayaklarım çok ağrıyor. Gidip biraz dinleneyim. Peki, yorgunsan ısrar etmiyorum. Tamam, başka zaman içeriz yine. Tamam. Öykü, gelsene. Arabayla gezdireyim. Oğlum ablam da gelsin mi? Yaramazlık yapmazsa gelsin. Ablalar yaramazlık yapmaz ki, ben de. O zaman benim. Emreciğim, bir tanem. Hadi eve gidiyoruz bebeğim. Oynuyoruz biz. Hadi daha sonra oynarsınız. Hadi annem. Ben de geleceğim. Ama anneciğim, Burcu teyzen çok yorgunmuş. Yarın oynarsınız. Aman, onlar kendi kendilerine güzel güzel oynuyorlar. Gelsinler, bir şey olmaz. Lütfen anne, lütfen. İyi, peki tamam. Hadi toplayın oyuncaklarınızı o zaman. Hadi bakalım. Emreciğim, sen de anneciğim. O benim güzel bebeğim.